Merhaba arkadaşlar, Yaş Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizle matematiğin ilk konusu olan sayılar konusunu işleyeceğiz. Bizim kanalımızda bu konulardan, mat 1 dediğimiz konulardan işlerken aynı zamanda polinomdan itibaren ikinci dereceden denklemlerle ilgili videolar gelecek. İki konu altında, başlık altında videolarımızda matematiği tamamlayacağız. Bu aşamada videolarımızdaki PDF'leri daha önce de söylediğim gibi sizinle paylaşacağım. Bunları çıktı alarak bu kağıtları edinerek üzerine not alıp işlem yapabilirsiniz. Ve bol bol soru süreceğiz bu kanalda artık. Daha önceleri belki yoksa çıkmış sorular altında çok duruyorduk ama onlarla beraber özellikle soru bankaları, bildiğiniz üzere soru bankaları pahalı. Bunlardan karışık sizlerle soru süreceğiz. Şimdi başlayalım. İlerleyen zamanlarda hem yapacaklarım hem videonun altında Skype adresimi ve Skype'de neler yapabileceğimizi gibi bahsedeceğim. Öncelikle bir başlayalım. Sayılar. Şimdi arkadaşlar sayılar bildiğiniz üzere her sayının üzerinde bir işaret var. Soru çözerken bazen bu işaretlerden yararlanıyoruz. Buna işaret tablosu diyoruz. Bir sayının önündeki işaret artı ve diğer sayının artıysa bu işaretler çarpıldığı zaman önce işaretli yazarız artı. Yani bir sayı 4 ise artı 4 ise, bir sayı artı 3 ise biz önce işaretlerine bakacağız. Artı ile artıyı çarpacağız. Artı. Sonraki sayıları çarparız. 12 deriz. Bunda sıkıntı yok. Önce işaretler. Artı ile eksinin çarpımı bu eksiden dolayı artı eksiye dönüşüyor. İki tane eksinin çarpımı da artı. Yani şunu bilmemiz. Artı ile artı çarpılırsa artı, artı ile eksi çarpılırsa eksi, eksi ile eksi çarpılırsa artı. Bu başlangıçta bilmemiz gereken birinci ve en önemli kural işlem hatası yapmamız için. Bölme işlemlerinde ise bu sayılar artı ile artı bölünürse artı. Ama şöyle düşünün. Yani artı 4 artı 2'ye bölündü. Biz 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2 olduğunu biliyoruz. Ama önündeki sayı biri artı, biri aşağıdaki de artıysa artı da artıya bölünüyor. Başına bir artı koyuyoruz. Bu sayı eksi eksi olsaydı o zaman bölümü artı. Artı eksi olsaydı bölümü eksi olacaktı arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili biz nerelerde buna rastlıyoruz derseniz parantez açmalarda böyle bir ifadeye rastladığımız zaman eksi eksi var. Burada görünmeyen bir çarpı durumu oluyor arkadaşlar. Çarpı durumu oluyor. O zaman bu eksiler çarpılacak. Artı x yazıyoruz. Artı eksi olduğu zaman artı ile eksiyi çarpıyoruz. Eksi x yazıyoruz. Artı ile artı olduğu zaman tabi burada bir sayı olur. Burada bir sayı olur. Ama biz buraya önce açacağımız için buradaki işlem artı x olacak. Böyle bir ifadem var. O zaman eksiyi dağıtmam lazım. Eksi ile eksi x'i çarptığım zaman ne yapar? Artı x. Eksi ile eksi y'yi çarptığım zaman artı y. Eksi ile eksi z'yi çarptığım zaman artı z olur arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen bir soru yapalım. Soruda parantezin içinde eksi x ile eksi 3x vermiş. Şimdi eksi x ile eksi 3x toplanırsa arkadaşlar ikisinin de başındaki işaretler aynı. O zaman eksi 4x denir. Eğer farklı olsaydı mesela artı x eksi 3x olsaydı bu parantez içindeki nasıl olacaktı? Eksi 3 artı x arkadaşlar olduğu zaman zıt işaretli çıkarıyoruz. Yani şu çıkarma işlemi fazla, şöyle düşünün, fazla olanın işaretini alacak. O zaman eksi 2x olacaktı. Eksi x artı 3x olsaydı fazla olanın işareti görüyorsunuz. Artı 3x'e eksi x çıkacaktı. O zaman artı 2x olacaktı. Artı x artı 3x olduğu zaman ikisinin de işaretleri aynı olduğu zaman topluyoruz arkadaşlar. O zaman artı 4x oluyor. Eksi x eksi 3x olduğu zaman da işaretleri her ikisinde aynı olduğu için eksi başa koyuyoruz ve topluyoruz. Eksi 4x oluyor. Burası önemli arkadaşlar. Yani sürekli olarak bu işlemleri yapacağız.
ve Yosef illa ki böyle bir sayı verecek. Eksi x, eksi 3x, 3x toplandığı zaman eksi 4x. Burada önünde bir eksi oluyor. Eksi, burada da x var. Sonra bir parantez almış. Ve eksi x. Şimdi eksi, eksiyle ne yapacağız? Çarpacağız. Artı 4x. Parantezden çıktı. Gördünüz mü? Artı 4x. Burada da bir x var. Bunun önünde bir işaret olmaması artı demek. Şimdi bu görünmeyen bir artıdan dolayı. Artılar bazen konulmayabiliyor. İşaret başında yoksa bu artıdır. Artı x, artı 4x daha. Burası ne diye çıkar? 5x. Ama ne diye? Artı 5x. Burada ne var? Eksi. Burada var x. Görünmeyen bir işaret artıdır. Şimdi işlemimizi yaparsak eksi artıyla çarpılırsa eksi olur. Artı x eksi 5x. Artı x eksi 5x. Farklı işaretler olduğu için büyüğünün işaretini alacak eksi. Çıkarılacak eksi 4x cevap arkadaşlar. Evet, soru 2'ye geldik. Arkadaşlar bu soruya baktığımız zaman şimdi öncelikle 3 bölü 4 diye yazılır bu arkadaşlar. Şu ifade. Eksi 2 artı 5 bölü 2 diye yazıldı. Hemen sorudan korkmayalım. Çarpı. Şimdi burada işlem önceli olarak önce çarpma yapılır. Artı 5 çarpı eksi 1 eksi 5'tir arkadaşlar. Burada tabi bu artı şuradaki artıyı diye aldım. Önündeki artıyı da sayabildik. Şöyle yapalım. Şuradaki çarpım durumunu çarptığımız zaman eksi 5. Artı da 6 eksi 1 daha ne oldu? 5. Şimdi burası 0 oldu. Bir sayının 0 ile çarpımı zaten 0'dır arkadaşlar. O yüzden işlemi devam ettirmeye gerek kalmıyor. Şimdi kuvvet alma özelliği sürekli karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ne demek? X üzeri 2. 2 tane x'in çarpımı demek. X üzeri 3, 3 tane x'in çarpımı demek. Şimdi bu çıktığı zaman ne yapacağız? Arkadaşlar üzeri çift olan, çift nedir? Yani iki tane çift olan, iki tane olan demek. Yani 2'nin katları 2, 4. Tabi 0 da dahil buna. Ama 0 da dahil. Burada üslülerde biliyorsunuz bir şeyin sıfırlısı 1'dir. Aşağıda göstereceğiz. Çift sayılar, onu düzgünce yazayım. Şuraya. Şimdi çift sayılar nedir? Çift 0, 2, 4, 6, 8 gibi böyle iki fazlı şeklinde artan sayılar olduğu zaman üzeri. İçi negatifse, yani parantez içi negatifse bunu artı yapıyor. Neden? Çünkü eksi x çarpı eksi x ne eder arkadaşlar? Eksi ile eksinin çarpımı artı, x ile eksinin çarpımı x kare. Geldiğimiz zaman 3 olduğu zaman eksi x çarpı eksi x çarpı eksi x. Bu da eksi, eksi de çarpımı artı. Artı ile de eksi çarpıldığı zaman eksi 3 tane eksinin çarpımında x üzeri 3. X üzeri 0 da kuraldır arkadaşlar. 1'dir. Bunu bilerek bu soruları yazalım. Şimdi 3 üzeri 2 ne demek arkadaşlar? 9 demek. Neden? 3 tane 2 tane 3'ün çarpımı. Eksi 3 üzeri 2. Şimdi çift olduğu zaman artık hemen aklımıza şöyle diyeceğiz. Artı diyeceğiz. 3 üzeri 2'ne 2 tane 3'ün çarpımı 9 diyeceğiz. Üzeri tek olduğu zaman bu da eksi, hemen eksi diyeceğiz. Yani tek olduğu zaman işareti içindeki parantezin içi eksi ise direkt eksi diyeceğiz. 2 üzeri 3 ne? 8. 3 tane 2'nin çarpımı. Bu sayı ne olursa olsun üzeri 0 ise hemen 1 diyeceğiz. Faktörel. Arkadaşlar faktörelde de önünde sayının ünlem işareti varsa bu ünlem işaretine faktörel deriz. 0'ın faktörü 1, 1'in faktörü 1. 0'ın faktörü kural olarak 1,
Sonraki diğer sayıların kuralı şu. Faktörel olduğu zaman geri sayıyoruz sayıyı. Bu da 1 faktörel ise 1. 2 faktörel dediği zaman 2 çarpı 1. Bu da nedir? 2. 0'ı dahil etmiyoruz. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 çarpı 2 6. 6 ile 1'i çarptığımız zaman zaten kendisi 6. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. O zaman 4 çarpı 3 12. 2 ile çarptım 24. 24. 5 faktörel dediği zaman da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Buraya kadar demin çarptık 24. 5 ile çarptığım zaman da 120. Arkadaşlar şuraya da dikkat edin. Gördüğünüz gibi şuraya kadar sayım 24'ten sonra 5 giriyor ve bundan sonra bütün sayılarımın sonunda 0 olacak. Yani bazen sorusu gelebiliyor. Hani işte son basamağı kaç tane sıfırdır diye. O soruları çözeceğiz. Şuna dikkat edin sadece. 4 faktörden sonra bütün 5 faktörü 6 faktörden sonra hep 0 sonunda olacak. Soru. 0 faktörel kuralından dolayı 1 artı 1 faktörel 1 artı 2 faktörel ne arkadaşlar? 2 çarpı 1'den 2. Parantezini alın. Kuralı aynen yapın. Ne görüyorsanız onu yapın arkadaşlar. Faktörleri açtım. Parantezimi koydum. Sonra eksi 3 faktörel nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 6 eksi 0 faktörel 1. Sonra faktörümü yazdım. Soru işareti. 1 artı 1 2. 1 de 2 var. Toplam buranın 4 faktörel. Eksi 6'dan 1 çıktı. 5. 5 faktörel eşittir soru işareti. Şimdi 4 faktörel nedir arkadaşlar? Demin burada bulduk. 24. Eksi 5 faktörel ne arkadaşlar? 120 bulmuştuk. Şimdi işaretin büyük olanın işareti eksi. 120'den 24'ü çıkaracağım. Aklımdan çıkaramıyorsam 120 ile 24'ü şuraya yazar. 10'dan 4 çıkarırım. 6. Burada 1 kalır. 11'den 2 çıkarsa arkadaşlar 9 kalır. Eksi 96. Soru bu. Doğru cevap. İşlem önceliğine gelirsek. İşlem önceliğine gelirse, yani bir sayı, parantezli sayılar gördüğüm zaman ilk ne yapacağım? Arkadaşlar ilk işlem önceliğini birinci ilk yapacağım. Varsa kuvvet ifadelerini önce yapacağım. Yani bir ifademin içinde eksi x kare varsa bunu işleme katmam için önce diyor ki sen bunu artı x yap diyor. Ve gördüğünüz gibi ilk yaptım parantez içi. Varsa kuvvet, sonra parantez içi. Kuvveti yapıyorum, sonra parantezden çıkardım. Gördüğünüz gibi. Varsa çarpma ve bölme, en son toplama ve çıkarmayı yapacaksınız arkadaşlar. Yani bu bir kuraldır. Asla ve asla parantezde sıra içinde. İşte artı 2, artı 4 çarpı 3 var diyelim. Parantez kapalı. Siz gelip de artı 2 ile artı 4'ü toplayıp 3 ile çarparsanız 18'i bulursunuz. Ama 4 ile 3'ü çarpar 2 ile toplarsanız 14'ü bulursunuz. Doğru cevap 14'tür. Çünkü bana diyor ki sen önce çarpma işlemini yap, sonra toplam işlemini yap. İşte o yüzden ilk yapacağım çarpma ve bölme, sonra toplama ve çıkarma yapacağım. Bu kural çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle özellikle ben yabancı öğrencilerde fark ettim. İşlem hatası çok yapıyor. Aslında matematiği biliyor ama İşte parantez içindeki çarpma ile bölme ve toplama ile çıkarmanın önceliğini bilmiyor. Önce çarpma bölme yapılacağını kafanıza kazımanız lazım. Denklem çözme. Bunlarla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Şimdi bundan sonra çıkmış öz sorularını çözeceğim. Üzerine bol bol duracağız, merak etmeyin. Denklem çözme işlemleri arkadaşlar en kolay işlemlerdir. Neden? Çünkü kural şudur. Bilineni bilinmeyenin yanına koyacağız ve böylelikle işlem çözülecek. Şimdi birinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada şurası baktım demin artı olacak.
Yani 2x artı 3 eşittir x artı 11 ise x kaçtır diyor. Arkadaşlar denklem çözmenin birinci kuralı, şuradan da göstereyim, konumuz denklem çözme. Birinci kuralı şu: bilinenleri bir tarafa atacağız. Bilinmeyenleri bir tarafa. Yani denklemi öyle çözeceğiz. Şimdi burada bilinmeyen bir x var. Onları bir tarafta toplayacağız. 2x bu eşitsizlikte bu tarafa geçtiği zaman artı x eksi oluyor. Buradaki artı 3 de diğer tarafa geçtiği zaman eksi 3 olur. Artı 11'i aynen yazıyoruz. Yani denklemin eşitsizliği bozulmaması için. Şimdi ne oldu? 2x eksi x eşittir eksi 3 artı 11 oldu. Şimdi 2x'ten eksi x çıkarsa burası artı, büyük olanın işaretini alıyordu. 2x'ten eksi x çıktı, ne kaldı? X. O da eşittir 11'den eksi 3 çıkarsa arkadaşlar büyük olan artı. Artı 9 oluyor arkadaşlar. Cevabım 9. Şimdi burada iki tane bilinmeyen var. Nasıl olacak? Burada da benden bir tane bilinmeyeni istediği için bir sayı, bir ifadeyi, yani bana sorulmayan ifadeyi yok edeceğim. Bana sorulmayan ifade ne? X. O zaman ben ne yapmam lazım? Şu üsttekinin katsayısıyla aşağıyı çarpmam lazım. Çarpmam demek genişletmek, yani onu biraz daha katlamak demek. Şimdi ben 2x artı y'nin toplamının 8. Ben bunu 2 ile, her tarafı 2 ile çarpmam lazım. 2 çarpı x, yani 2 ile x'i çarptım, 2x. Artı 2 ile y'yi çarptım, 2y eşittir 30. Olduğunu biliyor muyum? Evet. 2 tane 2x'i götürmem için birini eksi ile çarpmam lazım, değil mi? O zaman ben neyi aşağıya çarparsam bu eksi 2, 2y olacak. O zaman burada bir eksi y olacak. Ben şuraya da çarparım, aşağıda fark etmez. Ama burada direkt sonuç çıksın diye. Şimdi eksi 2x eksi y eksi 8. Aşağısı 2x artı 2y nedir? 30. Ben bunu tamamen toplarsam burayla burası gidecek. Bana 2y artı 2y eksi y eşittir eksi 8 artı 30 kalacak. O zaman 2y'den eksi y çıktığı zaman artı y eşittir eksi 8'den 30 artı 30 olduğu zaman büyüğünün değerini alacaktı artı, o da 22 arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Şimdi burada da bölmeyi aldım bilerek. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada yapacağım şey tabii ki içler dışlar çarpımı. Şu sayıyla yapacağız. Şimdi o zaman 2 çarpı x eksi 2 eşittir 3 çarpı x artı 1. Şimdi dağıtalım. 2x eksi 4 eşittir 3x dağıtıyoruz artı 3. Şimdi ne dedik? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa. Bilinmeyenle x'ler. Bir tarafı toplayalım. Nereye istediğimiz fark etmez arkadaşlar. Bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Önemli olan attığımız taraftaki sayı değiştirecek işareti. Yani bu artı 3x'ti. Buraya gelecek. Ne olacak? Eksi 3x olacak. Buraya dikkat. Eşittir. Bu neydi? Eksi 4'tü. Buraya gelecek. Artı 4 artı 3. O zaman 2x eksi 3x ne edecek arkadaşlar? Büyük olan eksi. Eksi x eşittir. Artı 4 artı 3 da artı 7. Ama benden artı x'i soruyor. Ben eksi x'i buldum. O zaman eksi ile çarparım. Artı x eşittir ne olur? Eksi 7 arkadaşlar. Şimdi bir önemli kural sürekli olarak çıkıyor ve soruluyor. Şimdi şu ifadeye bakalım. Böyle verildiği zaman aslında bu
A artı B bölü C demek. Şimdi bunu kurallarına aşağıda uygulayacağız. Buraya baktığımız zaman mesela A bölü B yaptığımız zaman şu eksi 1 demek. İşaretimi yani aşağıda parantez içindeki ters çevir anlamına geliyor. Bu aynen burada kalıyor. Peki eksi 2 olursa ne oluyor? Arkadaşlar şu. A bölü B ilerleyen zamanlarda üst sayılarda bunlardan geleceğiz, değineceğiz. Şimdi temel oluşturmak için. B bölü A bölü B ters çevirdi. B bölü A oldu. Bu eksi 1'in verdiği, eksinin verdiği şeydi. Artık eksi gitti. Artı oldu. Burada da zaten 1 kendi olacağı için görünmeyen yazmaya gerek duymadım. Yoksa o da orada duruyor. Bu da ne olacaktı? B bölü 2 A bölü 2. Gelelim soruya. Şimdi demin kuralı verdik. Ne dedik? A artı B bölü C. Şimdi kural şu. 3 ile 5'i çarpacağım. 2 ile toplayacağım. 3 çarpı 5 15. 2 ile topladım. 2 ile topladığım zaman arkadaşlar 2 ile topladığım zaman ne olacak? 17. 17 bölü 3. Geldik buraya. Şimdi buraya negatiflesini bilerek geldik. Negatif olduğu zaman hataya düşmeyin. Siz negatifle olsa da 4 çarpı 2 8 8 1 ile toplayacaksınız. 9 bölü 4 eksi sonradan yazacaksınız. Sakın ha gidip 4 çarpı eksi 2 eksi 8 artı 1 bölü 4 yapıp eksi 7 bölü 4 yapmayın. Bu yanlış. Doğrusu bu arkadaşlar. Sürekli olarak hata yapılabiliyor bunda. Dikkat edin. Eksi en son yazıyoruz. Şimdi geldik kesirli sayılara. Deminki gibi verdiğim ifadeler bakın burada aynen var. Nasıl geliyor sorular diye sorarsanız. 3 çarpı 2 6. 1 ile topladık. 7 bölü 3. Eksiyi sonradan ekliyorum. Artı işaret duruyor. 3 çarpı 3 9. 4 ile topladım. 13 bölü 3. Eksi 3 çarpı 2 6. 10 ile topladım. 16 bölü 3. Eşittir. Şimdi burada paydalar eşit olduğu zaman bütün sayıların paydaları eşit olduğu zaman üstlerin toplama ya da çıkarmasını rahatlıkla yapabilirim. O da nedir? Eksi 7 artı 13 eksi 16 bölü 3 diye yazabilirim. Bilmiyorsanız bu konuyu canınızı sıkmayın. Anlayabildiğiniz kadar not alın. Bu konulara da teker teker geleceğiz. Şimdi eksi 7 artı 13 eksi 16. Şimdi arkadaşlar aynı işaretli sayılar toplanırdı. Ne olacak? Eksi eksi. Eksi yazacağız. Eksi ile eksi toplandığına göre 16'dan 7 toplanırsa eksi 23 artı 13'üm var bölü 13'üm var. Eşittir. Şimdi eksi 23 artı 13. Sayının büyük olanın işaretini alacağı için eksi. Farklı olanlar çıkarılırdı. 23'ten 13 çıkarırsa 10. Aşağıda bir 13 kalacak. Demek ki cevabım eksi 10 bölü 13. Geldik biraz aşağıya. Bakın. Demin ne demiştim? Eksi 1 neydi? Tersidir. Şimdi bu görünmeyen bir paydada bir. Şu o zaman ne diye yazılır? 1 bölü 2. Eksi 5 üzeri 0. Sıfırın hangi kuvveti olursa olsun ne demiştim? 1 artı 1. Parantez içine aynen devam ettiriyorum. Bakın kuralı bozmuyorum. Eksi 1 yerine yazıyorum. Şimdi artı buradaki eksi 2 üzeri 3. 3 bir tek sayıysa bu negatifliği koruyacak. Şimdi koruyacağı için aslında şunu şöyle yazıp devam edip işlemde direkt eksi diye çıkaracak. Şimdi eksi 1 artı 1 daha birbirini götürdü. 1 bölü 2'nin negatifliği ne olacak arkadaşlar? Tersi 2 olacak. Sonra bu sayı nereye çıkacak? Aslında eksi 2 bölü 2 üzeri 3 diye çıkacak.
Şimdi 2 eksi 3 tane 2'nin çarpımı ne olur? 8. 2 eksi 8 büyük olanın işareti 8. 2'den çıkardığın zaman 8'i de farklı işaretler olduğu zaman eksi 6 doğru cevabım olacak. Şimdi dipnot olarak kendi notumuza yer alalım. Bir sayının x sayısı bu. Bize 4 diyebilir bu sayıya. Biz mesela 4 diyelim. Toplamaya göre tersi eksi 4'tür arkadaşlar. Eğer bu 4 çarpmaya göre tersini söyleseydi 1 bölü 4'tür arkadaşlar diye dipnot bulunduralım. Rakam. Arkadaşlar rakam 0'dan başlayıp 9'a kadar olan buradaki 10 değeri ifadesi rakamdır. Yani bir sayı bana rakam sorarsa ya ben 0 diyeceğim ya ben 1 diyeceğim, 2 diyebilirim, 3 diyebilirim, 4 diyebilirim, 5, 6, 7, 8, 9 bu kadar. 10, 11, 12 değil arkadaşlar. Rakam zaten bu gördüğümüz 0'dan başlayıp 9'a kadar giden sayıların yan yana eklenerek oluşturduğu şeyler sayılar olacak. Şimdi doğal sayı ne ile gösteriliyor? Ne? Bu ne? 0'dan başlıyor. Bakın 9 da dahil. Bunlar gidiyor sonsuza kadar yalnız. Doğal sayı. Doğal sayı tam sayıdan ayıran özellik aslında bakın şu sıfırdan sonsuza kadar giden şey aslında neydi? Doğal sayıydı. Ama biz buna negatifleri de eklediğimiz zaman bu artık bir tam sayı oluyor ve biz z ile gösteriyoruz. Burada ince bir detay. Başında eksi olanlar negatifleri z üzeri eksiyle yani negatif olduğunu gösteriyoruz. Pozitif olanları da artıyla gösteriyoruz. Ama burada ince kural şu. Sıfırın herhangi bir işareti olmadığı için biz onları eğer bize negatif ya da pozitif diye ayıran sorularda sıfırı dahi etmiyoruz. Ama bize tam sayı derse sıfırı dahi ediyoruz. Yani sıfır bir tam sayı ama sıfır ne negatif ne pozitif bir tam sayı. Rasyonel sayı. Arkadaşlar rasyonel sayıları da Q diyoruz. Özelliği şu. A ve B birer tam sayı şu gördüğümüz ifadeler. Böyle kesildi bir şekilde düşünelim. Ve bu B eşittir. B eşit değildir. Sıfıra şeklinde yazılan bütün sayılar rasyoneldir. Bir rasyoneldir. Sonucu kesik olmayan sayılar. Yani virgülü gibi pi sayılar devam eder. Devreden sayılar. 3 virgül 2 devir gibi. Yani bu da irrasyonel diyoruz. Bu bütün hepsine reel bir sayı derse rasyonel, irrasyonel, bütün sayılara da reel sayılar diyoruz arkadaşlar. O da böyle görmüşsünüzdür sorularda şöyle yazar. Yani aslında tam yapamadım. Şöyle ifadesi vardır. O da reel demektir. Reel demek aslında bütün aklınıza gelecek pi sayısı hepsi reel sayıdır. Bunun bir şema olarak kimi kapsıyor dersek rakam ne demiştik arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp 9'a kadar gidiyor. Peki doğal sayı dediğimiz yine 0'dan başlayıp 9'a kadar giden ama sonsuza gidiyor. Aynı şekilde onun bir üstü tam sayılar. Tam sayılar çünkü 0'a kadar gidiyor ama bir de negatife kadar gidiyor. Burada. Sonra rasyonel sayılar bunların hepsinin A bölü B şeklinde gidiyor arkadaşlar.